Art and Money, the current exhibition at Siemens & Art, is dealing with the two sides of contemporary art and its production. On the one hand, in this exhibition, you see artworks dealing with contemporary issues, are made with contemporary artistic strategies, and are made with various artistic media. So on the one hand, you see here contemporary art. On the other hand, made by the same artists, you see commercial works. For instance, you see advertisement, you see reproductions, you see temporary tattoos, portraits, and wedding photographies. And in today's artwork, unfortunately, the vast majority of artists can't live from their artistic production. So therefore, artists today are forced to earn money to make their living by doing other jobs. And if they are lucky, they don't have to work as a waiter or in the factory, and maybe at least are able to deal with issues that are close related to their artistic production. The art market for contemporary works is not developed enough. If there is no market for contemporary artists, then at least somebody else should take care of the artist. And who could this be? The state, the government. But unfortunately, the support of art and culture made by the government is far beyond sufficient. What happens after a while? I mean, at the beginning, every young artist is an idealist. He wants to change the world. He wants to create. He wants to be free. He wants to be individual. He wants to be an active part of the society by questioning society and by reviewing and researching art. But after a while, he's forced to deal with other issues. So art becomes a second issue. And in the worst, art becomes a hobby or even vanishes fully. I know a lot of artists who started as an idealist but ended as a hobby painter or had to give up at all. So therefore, actually, if a state or a government isn't supporting the arts, that also means that automatically more and more the artists have to vanish from society. And that means that in the end, let's paint the picture black, there is the danger of becoming a society without artists, without artistic production, without a free thinking and critical thinking artistic system. And at the same time, maybe this just as a footnote, it will be also interesting for the spectator to see that here are artists who are able to paint naturally, to paint figurative, to create an illusion of space, of figure, who paint like, or who are able to create an illusionistic painting. But next to it, for instance, you see a minimalistic video work, a photography. And here it becomes interesting to see that craft, on the one hand, is something important, but in today's art, concept, ID, and artistic research become more and more important. So this is what art and money is about.
Merhaba, Simas Sanat'taki bu sergide ben hem piyasaya yaptığım çalışmalar hem de sanatsal çalışmalarımla yer almaktayım. Bu çalışmalar arasında en son 2007 yılında yaptığım Kentin Ayak İzleri isimli çalışmam ve 2006 yılında yaptığım bir video denemem var. Kentin Ayak İzleri isimli çalışmam daha çok yine daha önceki işlerimde olduğu gibi basma kumaşları kullanarak yaptığım bir çalışma. Bunun dışında yaptığım diğer 2006 yılında yaptığım video çalışması var sergide. Bu video çalışmasında da yine kendi kimliğini, kentteki kendi kimliğini silmeye çalışan Anadolu bireyiyle ilgili bir çalışma. Bu çalışmada ben ekrandaki basma kumaşı şeyle kapatmaya çalışıyorum. Kentin griliğini kimse temsil eden bir boyayla kapatmaya çalışıyorum ama bir türlü bunu başaramıyorum. Çünkü kumaş sürekli bu boyayı kendi içine nüfuz ederek yok ediyor. Ve yine tekrar kendi benliğini, kendi kişiliğini ortaya koymaya başlıyor. Bu aslında bir nevi benim kendi iç dünyamdaki hesaplaşmaları da yansıtan bir iş. Bunun dışında sanat ve para konusunda da düşüncelerim şunlar. Ben sanatçının parayla hiçbir zaman bütünleşemediğini, para olgusuyla hiçbir zaman bütünleşemediğini düşünüyorum. Çünkü sanatın amacı hiçbir zaman para değil. Hiçbir zaman para olmamış. Bu tarihte de böyle, bugün de böyle. Yani bugün herkes, ben ressamım dediğim zaman tanıştığım insanlara herkesin ilk tepkisi öldükten sonra sen para edersin, işlerin para eder. Sanatın materyallerinin çok fazla yaygınlaşmadığı bir toplumda bu bakış açısının böyle olması, yani yine sanatın ve sanatçının para etmeyeceğinin, sanatının para etmeyeceğinin ortada olması, bunun insanların bunun farkında olması çok açık bir gerçeği ortaya koyuyor bence. Bu iki bir araya gelmez kavramın, sanatın ve paranın bu sergide olması bence çok güçlü bir dışa vurum oluşturuyor. Bu dışa vurum da bence bizim sanatın bugüne kadarki derdini, sorununu, problemini, problematiğini çok iyi anlatıyor. Yani serginin o anlamda çok güçlü bir dışa vurum var diyebilirim. Sime Sanat'taki Sanat ve Para isimli sergiye biri kopya resim, diğeri ise video iş olmak üzere iki çalışmaya katılmaktayım. Kopya resimde 120'ye 150 boyutunda tuval üzeri yağlı boya çalışmasıydı. Video işim ise Kaos isimli olan video işim bir animasyon çalışması. Stop motion tekniği kullanarak çözümlemeye kavuşturdum. İçerik hakkında ise toplum içerisinde yaşanan sosyoekonomik kargaşaların birey üzerindeki psikolojik etkilenimlerine değindim. Bunları yaparken etrafımda gördüğüm küçük nesnelerin, objelerin üzerine çeşitli imgeler yükleyerek yaptım. Para ve sanat arasındaki ilişkiye gelince, para benim için sanatımı ve hayatımı, sanatımı yapmak ve hayatımı sürdürmek için her zaman için bir araç olmuştur. Aynen zanaat ile sanat arasındaki fark gibidir. Bence zanaat zihinsel bir yaratışı olan sanatın küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Çünkü zanaat paraya bağlıdır, sanat ise özgür ve özgündür. Bunların bütün bunların sonucunda sanatın bir meslek olmadığını, özgün ve özgür bir yaşam biçimi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki ben özgür ve özgün bir yaşam biçimini de sürdürmek için parayı araç olarak kullanıyorum.
ve parayı kazanmak için de çeşitli zanaatsal çalışmalar piyasaya yapmaktayım. Bunlar zanaat ağırlıklı olan, dediğim gibi piyasa resimleri diye tabirlendirdiğimiz kopya resimler, duvar resimleri, süslemeler ve bunun yanı sıra dijital ortamda çeşitli grafik işleri ve prodüksiyon işleri yapmaktayım. Siemens Sanat'taki Sanat ve Para isimli sergi hakkında söyleyeceklerim bunlar. Çalışmalarımda biçim olarak karıncaları kullanıyorum. Karıncaları kullanmamdaki amaç insanların temel özelliklerine benzemesinden dolayı. Yani insanların tüketen, dağıtan, toplayan özelliklerini karıncalarla vurgulamak istiyorum. Bu sergiye 3 çalışmayla katılıyorum. Tuval üzerine yağ, ikisi tuval üzerine yağlı boya, birisi karışık teknik olmak üzere. Birincisi oryantalist tarzda röpsüdüksiyon bir çalışma. İkincisi ise tuval üzerine yağlı boya. IMF'nin dünya üzerinde uyguladığı politikaları yansıtan, yani açlık ve kemer sıkma politikalarını yansıtan bir çalışma. Diğeri ise IMF'nin dünya üzerinde uyguladığı politikaları yansıtan, yani açlık ve bu bağlamda kemer sıkma politikası bunu yansıtan bir özellik taşıyor. Diğer üçüncü çalışmam sanatçının sanatının dışında yaptığı, para kazanmak için yaptığı çalışmalar doğrultusunda bir çalışma. Sanatın bir yaşam biçimi olduğunu düşünürsek, tarihte de bilindiği üzere sanatçıların, gerçek sanatçıların çok büyük yoksulluklar çektiğini görüyoruz. Bu yaşam biçimini sürdürmek istiyorsak elbette ki para ikinci planda kalacaktır. Ama yaşamak için tabii ki farklı işler gene de yapmak zorunda kalıyoruz. İşte kopya çalışmaları yapıyoruz. Veya mesleğimize yakın farklı işler, bilgisayarda grafik çalışmaları yapıyoruz. Dekoratif duvar çalışmaları yapıyoruz. Bu şekilde yaşamımızı idame ettirip işte gerçek özgün çalışmalarımızı yapmaya çalışıyoruz. Bu sergide uzun zamandır üzerinde çalışmakta olduğum kadın konulu sanatsal çalışmalarımla yer almaktayım. Bu işleri bir fotoğraf tekniği olan diye yansıtma tekniğiyle gerçekleştirdim. Bu çalışmaları çıplak kadın figürleri üzerine yansıttığım görüntülerle yaptım. Ve bu çalışmalar kadın kimliğinin hayatın gerçekleri üzerindeki ironik yok oluşunun yansımalarıdır. Tümevarım isimli bu çalışmalarda parçadan bütüne giden bir süreç söz konusudur. Buradaki fotoğraflara bakıldığında ne tam bir biçim, ne tam bir form, ne de kadının kendisidir. Bu durum tam olarak ortaya çıkan kaotik durumun yansımasıdır. Bu karmaşada ise bir yok oluş vardır. Bu da kadının kimliğidir.
para ile sanat arasında ilişkiye gelince serginin teması bir sanatçıların yaşadığı nesnel gerçeği ortaya koymaktadır. Bu gerçek para olmadan var olmayan sanat, sanat olmadan var olmayan sanatçı gerçeğidir. Bu durum bu sergide çok açık bir şekilde ortadadır. İşlerime genel olarak baktığımda öne çıkan iki tane kavram var. Bunlardan bir tanesi mimari mekan. Bir diğeri de algı. Bu iki konuyla ilişkilendirilebilecek bütün işlerim aslında bu iki konuyla ilişkilendirilebilir. Bu sergide de aslında bunun her ikisine de örnek iki tane işim var. Bunlardan bir tanesi algı üzerine ve gerçeklik üzerine yapılmış bir çalışma. O da ayna, aynalı masa. Bu aynalı masa bir metrekare ayna üzerinde alt ve üstü yerleştirilmiş iki tane ahşap çubuktan oluşmakta. Yansımanın da etkisiyle o ahşap çubuk aslında tek bir parçaymış gibi görünmekte ama görünen o parçanın bir kısmı yanılsama gerçek olmayan yüzü, diğer kısmı ise gerçek, ahşabın kendisi. Bu aslında bir sürü soruyu aklıma getiriyor ama bunu şu anda uzun uzadıya konuşmak istemiyorum. Daha çok böyle yaptığım çok yalın ve basit form üzerinden değerlendirmeler yapabileceğimizi düşünüyorum. Bunun dışında bir tane de bardak yerleştirmesi. Bu iş daha önce bir sergimde kullandığım projelerden bir tanesi. Burada da aslında biraz mimari mekanın insan teniyle olan ilintisi üstüne bir şeyler söyleyebiliriz. Deri daha önce birkaç yerde karşılaştığım ve benim de bazı işlerimde açıkça vurguladığım gibi insanı dış dünyadan ayıran bir duvar gibi düşünülebilir. Böyle bir metaforu, böyle bir ten özellikle, ten metaforunu çevremizi saran odanın duvarları içinde düşünebiliriz aslında. Bir diğer işim ise burada sergilenen bir portre. Bu sergi kavramıyla ilintili olarak yerli sergilediğimiz bir iş. Bu büst bir arkadaşımın büstü. Ancak diğer yaptığım büstlerin temsili olarak burada bu sergide yer alıyor. Bu aslında biraz da sanat ve para karşılaştırmasının para kısmına karşılık gelen işim oluyor. Zaman zaman para için büstler yaptım ve bir şekilde onun üstünden, yaptığım iş üstünden para kazandım. Ancak şimdiye kadar bu diğer yaptığım işlerden para kazanmadım. Sanat ve para arasındaki ilişki aslında çok ilginç. Çünkü sanat her zaman paranın peşinden gitmiştir. Bunu sanat tarihi kitaplarından da görebiliriz. Özellikle bunun en açık örneği 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikan ekonomisinin güçlenmesiyle birlikte o güne kadar çok belirgin bir şekilde ön planda tutulan ve sanat merkezi olarak kabul edilen Paris'ten sanatın New York'a taşınması çok açık örneklerinden bir tanesi. Son zamanlarda da yine böyle çıkarımlar yapabiliriz açıkçası. Sanatın sergilenmesi ve sanatın var olabilmesi için kapitalin desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Çok uzağa gitmeden İstanbul Bienali'ni düşünebiliriz. İstanbul Bienali sizler de tahmin edebilirsiniz ki çok büyük masraflar ve para harcanarak yapılan bir organizasyon ve çok önemli bir organizasyon. Ancak burada çok açıkta gördüğümüz şey şu ki sponsor desteği olmadan böyle bir organizasyon yapılamaz. Ben şu anda bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Geçimimi onun üstünden, oradan aldığım parayla sağlıyorum. Ama bunun
yanı sıra zaman zaman para karşılığında büstler yapıyorum. Bundan çok keyif aldığım söylenemez. Ancak bir şekilde öyle bir yetimi belki de diğer işlerimde kullanmak amacıyla, diğer işlerimin malzemesini almak amacıyla para karşılığında kullanıyorum. Benim sergi için söyleyeceklerim bu kadar. Merhaba. Sergideki çalışmam üst katta fareler, 7 metre yaklaşık. Ve çalışmamda taş yünü kullanmıştım. Taş yün üzerine boya ve atık malzeme kullanıyorum. Genelde atık malzeme kullanıyorum çalışmalarımda. Çünkü atık malzemenin bendeki kullanımı, yani nereden bulursam bir şeyleri dönüştürme